Klasik kaynaklarla başlayalım. Ama başlamadan evvel öğrenci arkadaşlar ve ileri seviyede bir şeyler okumak isteyenler için söylüyorum. Şu kitap elinizin altında olsun. Kitaplığınızda bulundurun yani. Bülent İplikçioğlu'nun Eski Batı Tarihi 1. Giriş Kaynaklar Bibliografya. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkma. 1997 baskısı vardı piyasada yakın zamanlara kadar. Geçen yıl yeni baskısı yapıldı. Kitap eski çağ tarihi araştırmacı ve öğrencilerinin yanı sıra tarihi coğrafyacı, klasik filolog, klasik arkeolog, epigrafist, numizmat gibi eski çağ bilimcilerinin ve öğrencilerinin ayrıca siyaset, hukuk, askerlik, iktisat, kültür ve felsefe tarihçilerinin yararlanabilecekleri bölümler de içermektedir. İkinci olarak şu kitap da önemli. Bedia Demiriş'in Ege yayınlarından çıkan Roma yazınında tarih yazıcılığı, başlangıçtan İsa'dan sonra 5. yüzyıla. Burada da dönemin tarihçileri ve eserleri var. 2006'da yayınlanmış ama baskısı yok. Bu da işinize çok yarayacak bir kaynaktır. Kabalcı'nın Humanitas serisi, Pinhan yayınları, Homer yayınları, arkeoloji ve sanat yayınları ile Doğu Batı yayınları bu antik dönemlerle ilgili birçok eser bastılar. Bu yayın evlerini takip edin. Evet, şimdi başlayabiliriz. Eutropius, Roma tarihinin özeti. Bu isimle Kabalcı basmıştı 2007'de. 2016'da Alfa Yayınları Kısa Roma Tarihi başlığıyla bastı. Kabalcı baskısında yanlış hatırlamıyorsam bir sayfa Latince, bir sayfa Türkçe basılmıştı. Eutropius milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış. Eserini İmparator Valens'in isteği üzerine yazmış. Roma'nın efsanevi kuruluşunun miladı sayılan milattan önce 753 yılından İmparator Jovianus'un ölümüne yani milattan sonra 364 yılına kadar geçen yaklaşık 1000 yıllık sürede gerçekleşen dönüm noktası niteliğindeki belli başlı tarihi olayları kısaca yazmıştır. Olaylar zincirinde kronolojik sıraya dikkat eder. Yine aynı isim mi diyelim bir başka eser. Lucius Annaeus Florus'un Kısa Roma Tarihi. Doğu Batı yayınları bastı bunu. Florus'un bu eseri Romulus'tan İmparator Augustus'a kadar olan Roma tarihinin bir özeti. Titus Livius'un Ab Urbe Condita adlı kitabı temelinde Roma İmparatorluğu'nun kabaca ilk 700 yılındaki tüm savaşların ve iç çatışmaların kısa anlatımlarını içeriyor. Milattan sonra 2. yüzyılda yazılmıştır. Eser iki ana bölümden oluşuyor. Birinci kitap efsanevi kuruluş yılı olan milattan önce 753'ten Romulus ve 7 krallar devriyle başlar. Partlarla yapılan ilk savaşlara kadar uzanır. İkinci kitap yani ikinci ana bölüm ise Gracchus kardeşler ve pleb ayaklanmalarından itibaren başlar. Octavianus'a Augustus unvanı verilen ve böylece Principatus dönemine girilen M.Ö. 27 tarihine kadar devam eder. Eserin kapsadığı tarihi olaylar içinde bilhassa Kartaca savaşları, Anadolu'ya yapılan askeri seferler, iç savaşlar ve triyumvirlik yönetiminde yaşanan şahsi çekişmeler yer alır. Historia Augusta. Milattan sonra 117-284 yılları arasında hüküm süren Roma imparatorları hakkındaki sayılı Latince kaynaklardan biri bu. Kimliği belirsiz bir yazar tarafından 4. yüzyılın sonlarında yazılmış. Eser Roma imparatorlarının siyasi biyografilerinden başka özel hayatlarından, fiziksel ve ruhsal özelliklerinden, giydiklerinden, yediklerinden, okuduklarından, hobilerinden birçok konuya değiniyor. Kronik kitap bastı bunu 3 cilt olarak yayınlayacağını duyurmuştu. İlk cildi 2019'da Roma İmparatorları Hadrianus'tan Claudius Albinus'a adıyla basılmıştı. İkincisi de 2021'de Roma İmparatorları Antoninus Caracalla'dan Calvinus Balbinus'a adıyla basıldı. Üçüncü cildi de herhalde 2023 içerisinde çıkar. Gaius Suetonius Tranquillius 12 Sezar'ın Yaşamı. Bunu bir Türk Tarih Kurumu basmıştı ama sanırsam yeni baskısını yapmadılar. Bir de daha sonra Doğu Batı yayınları bastı. O baskısı piyasada vardır. Suetonius'un 12 Sezar'ın Yaşamı adlı eseri Jules Sezar'dan Domitianus'un ölümüne dek yani M.Ö. 100'den M.Ö. 96'ya kadar olan Roma tarihine yön veren imparatorların hayatlarını anlatır. Aynı zamanda Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında da oldukça detaylı bilgiler verir. Sezar'ın yaşam öyküsüyle başlar. Suetonius, Sezar'ın ve ardılı Princeps'lerin yaşamlarını, eşkallerini, doğumlarını ve ölümleriyle ilgili kehanetleri, ailelerini anlatmıştır. Publius Ovidius Naso, Fasti. Roma takvimi Fasti ve antik kaynaklar ışığında Roma takvimine göre ilk 6 ayda kutlanan festivaller adıyla uzun bir isim.
Bunu ilk olarak Kabalcı basmıştı. Daha sonra Yapı Kredi, Fasti, Roma Takvimi ve Festivaller adıyla yayınladı. Antik Roma takvimine göre Ocak ayından başlayarak ilk 6 ayda kutlanan festivallerden, değişik ve ilginç ayinlerden bahseder. Fasti, tarihsel, gökbilimsel ve dinsel olarak 3 ana bölümde incelenebilir. Tarihi bölüm kesin tarihlerle takvime eklenmiş Roma söylencelerini ve yıllıklarını içerir. Gökbilimsel bölümde takım yıldızların doğuşları ve batışlarına ilişkin bilgiler yer alır. Dini bölümde ise tespit edilen festivaller, dini tören ve ayinler mitolojik öykülerle açıklanıyor. Birazdan ismini zikredeceğim iki kitap aslında askeri tarih kategorisine girmekle beraber klasik kaynak olduğu için burada zikretmeyi uygun buldum. İlki Vegetius, Roma Savaş Sanatı. Bu kitap 2020'de tercüme edildi. İki farklı yayın evinden çıktı. İlgi, kültür ve kronik kitap. Günümüz talimnamelerine benzer şekilde hazırlanmıştır. Roma ordusuna asker alımı, asker adaylarının seçimi, silah ve teçhizat kullanımları, savaş teknikleri, lejyonların önemi, taktikleri, isyanlara karşı önlemler, pusu, savaş prensipleri, kuşatma yöntemleri, deniz savaşlarına hazırlık gibi konuları içerir. İkincisi de Roma Savaş Sanatı. İkincisi de Roma Strateji Sanatı. Sextus Julius Frontinus. Bunu kronik kitap bu sene bastı. Yakın zamanda basmışlardı. Milattan sonra 1. yüzyılda Frontinus hem kendinden önceki başarılı savaş stratejilerine kayda geçirmek hem de Roma ordusu için bir kılavuz ortaya koyabilmek amacıyla bu kitabı yazmış. Orijinal adı Strategemata. Frontinus kitabında Jules Caesar, Mitradates, Büyük İskender, Hannibal ve Scipio Africanus gibi bilhassa Yunan ve Roma tarihi için çok önemli askeri dehaların uyguladığı taktik ve manevralara yer verir. Kendi zamanına dek uygulanmış ve düşman karşısında zafer getirmiş strateji örneklerini sıralar. Ammianus Marcellinus, Roma Tarihi. Bunu Historia Kitap 2020'de yayınladı. Milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış Antakya doğumlu bir Romalı tarihçi olan Ammianus Marcellinus, asıl olarak Roma ordusunda kıdemli bir subay ve hayatının sonraki dönemlerinde uzun bir tarih kitabı yazmış. Milattan sonra 96'dan 378'e kadarki dönemin tarihini yazan Marcellinus'un günümüze sadece milattan sonra 353 ile 378 arasındaki kısmı ulaşmış. Siyasi tarihin yanı sıra diğer birçok temanın bulunabileceği bu zengin eser, Geç Roma İmparatorluğu olarak adlandırılan bu dönem için başvurulan önemli bir kaynaktır. Roma İmparatorluğu'nun özellikle Cermen, Sasani ve Got düşmanlarıyla mücadele içinde geçirdiği bu dönemi kapsıyor. Ayrıca Hunlardan bahseden ilk kaynaklardan biri olması eseri Türk tarihi açısından önemli bir hale getiriyor. Cornelius Tacitus, Germania, Britanya. Bunu birkaç yayın evi basmıştı. En son Kronik Yayınları bastı sanırım. 3 kitabı tek kitap halinde bastı onlar. Cermanya'da Tacitus, Cermanya topraklarını, Cermen kabilelerinin kökenlerini, geleneklerini, savaşçılıklarını, kullandıkları silahları, dini inançlarını, işte yiğitlik ve ahlak anlayışlarını yansıtır. Britanya veya Agricola'nın Hayatı adlı bölümde ise ünlü komutan Agricola'nın Britanya'daki üstün başarılarını anlatır. Agricola aynı zamanda Tacitus'un kayınpederidir. Tacitus, Britanya'nın coğrafyası, doğası, etnik yapısı ve tarihini de yazar. Agricola'nın Britanya coğrafyasının koşullarına nasıl uyum gösterdiğini ve yerel kabilelerle nasıl mücadele ettiğine değinir. Bunun bir de Annales, yani Yıllıklar diye bir kitabı var. Tacitus'un eserleri üzerine bir makale var. Okumanız faydalı olur. Bulursam linkini açıklamaya ekleyeceğim. Apianus'un kitaplarına geçelim. Apianus yaklaşık olarak milattan sonra 95 ile 165 yılları arasında yaşadığı ve zengin soylu bir ailenin oğlu olarak biliniyor. İmparator Traianus, İmparator Hadrianus ve İmparator Antonius Pius'un iktidarına tanıklık etmiş. Bunun iki kitabı var. Biri Historia Romana, diğeri de milattan sonra 192-188 yılları arasında Romalılarla Seleukos Kralı 3. Antiochos arasında Suriye'de geçen savaşları anlattığı Siriaca kitabı. Historia Romana antik çağlardan başlayarak Vespasianus'un Roma İmparatorluğu'nun başına geçtiği döneme dek gelen olayları kapsayan bir tarih kitabı. Bunun ciltlerini Pinhan Yayınları basıyor. 3 tanesini bu sene bastılar bu yıl içinde. Son olarak bahsedeceğim Titus Livius'un Roma Tarihi. Arkeoloji ve Sanat Yayınları bu isimle basmıştı. 7 kitap halindedir. Aslında orijinalinden geriye kalanlar bunlar. 142 kitapmış aslı. Günümüze 35 adedi ulaşmış. Şehrin kuruluşu kabul edilen M.Ö. 753'ten M.Ö. 293'e kadar olan ilk 10 kitap ve M.Ö. 219'dan M.Ö. 166'ya kadar olan 21.'den 45.'ye kadar gelen kitaplar.
Arkeoloji ve Sanat Yayınları 25.'ye kadar olanları basmış. Baskıları yok bildiğim kadarıyla bunların. Yayın evi bu isimle basmış ama asıl ismi Ab Urbe Condita, şehrin kuruluşundan itibaren diye geçer.